Ama ankete bakıyorum. Twitter'daki anketi getirir misiniz bir şeye? Ekrana. Şu anda kaç kişi oy vermiş diye bakıyorum. 18 bine yaklaşıyor. Putin'le hangisinin aynı masaya oturması için oy verdiğinizde Mansur Yavaş önde gidiyor. 10 puan önde gidiyor şu anda Erdoğan'da. Şeyi ver bu arada. Diğerine bakıyorum. Chat'ten siz de bakabilirsiniz. Şu anda 5.000 kişiye yakın oy kullanmış. Mansur Yavaş %66 gözüküyor. Bu da ilginç. Elon Musk iki çocuğunun annesi Grimes'in gerçek olmadığını düşünüyormuş. Her şey sürreal zaten. Grimes bana devamlı Musk'ın bunun gerçek olmadığına inandığını söyleyip duruyormuş. Biz de bunu lisedeyken yapardık. Siz yapar mıydınız? Ya aslında ben uzaylıyım. En son hangi filmde vardı ya? Ha, bir tane şeyde şu size söylemiştim ya. Yeni bir dizi seyrettim. Almanya'da geçiyor. Duvar yıkıldığı sırada. Cleo miydi? Neydi? Cleo. Chloe. Orada bir tane DJ uzaylı olduğunu söylüyordu. Bayağı uzay gemisi alıp gidiyordu. Ben de onun gerçek olmadığını düşünüyorum diyor. Cüneyt Bey, ülkede şu an için Batı'dan daha iyi durumda olduğumuz, yaptığımız bir konu var mı demiş Diamond. Ya kader konusunda bütün dünyanın ötesindeyiz. Çok iyi bir kader inancımız var. Her şeyi oraya bağlıyoruz yani. Batı bizi kıskanmıyor belki ama Doğu kıskanabilir bu konuda daha hani. Bu konulara kafa yorduğu için. Liz Truss kesin kıskanıyor diyor Şule Şahin. Canının istediğini atayamıyor kadın. Bak o kıskanıyor, doğru. Dedikoduda çok öndeyiz diyor Murat Tatar. Yok onda emin değilim. Bu arada bakıyorsun İngilizler mesela saray dedikodusuna bayılıyorlar. Rezil olamamak konusunda en iyisiyiz demiş Emine Aksu. Biliyorum. Ne olursa olsun rezil olamıyorsun Türkiye'de. Babacan'ı parlat parlat Cüneyt. Seçimde balonlarınız patlayacak göreceğiz. İrfan Akın. Acaba hangi partiden? Bu seviye ve bu kaş açısıyla. Bilmiyorum merak ettim yani hani. Yolsuzlukta birinciyiz diyor Batuhan Yıldız. O konuda herhangi bir üste gidiş olmadığı için tam olarak bilmiyoruz. Tahmin olarak biliyoruz yani. Avrupa bizi kıskanıyor diyor Salih Polat. Doğru. Ramazan Ersoy diyor ki Ali Babacan'ın Mansur Yavaş karşısında artı ve eksileri nedir görüşleriniz? En büyük eksisi AK Parti kökeni şu anda. AK Parti kökeninden gelip muhalefette olması pek çok kişiyi ikna edemiyor. Tam kendisini anlatamıyor Ali Babacan bence. Yani biraz daha kendisini anlatsa daha da ileri gider gibi geliyor. Abi kaptırdınız beni. Siz izlemeye başlayınca yorumları bütün her şey gidiyor. Bütün program böyle geçebilir. Ya Hull City Birmingham City maçında kale direğinin 5 santim uzatıldığı ortaya çıktı. Bu Hull City kimin şeyin takımı değil mi Acun'un? Peki maç nerede oynanıyor? Yani kim uzatıyor şeyi? Tam anlamadım yani hani. Kenan anlar bundan. Yani bu bilerek mi yapıyor? Sonra kale direklerini ölçüyorlar. 5 santim uzun indiriyorlar. 5 santim kesiyorlar. Bir daha takıyorlar direği. Hayır şunu anlamadım. Abi 5 santim uzun olunca bir devre arasında yer değişmiyorlar mı? Yani ne anlamı var? Hani uzun olunca ne oluyor? Devre arasında herhalde herkesin gözü önünde öbür kale direğini indirmiyorlardır. Ya da bir sistem mi yapmışlar acaba? Aşağı mı iniyor yani? Vallahi ben anlamadım. Getir bakalım şu şeydeki anketi. Twitter'daki anket neymiş? Görelim. Putin'in karşısında kimin oturmasını tercih ederdiniz? Kaç kişi oy kullanmış? 18, 19 bin kişi. Mansur Yavaş %44'te. Bence burada en çok düşünmesi gereken Kemal Kılıçdaroğlu. Düşünsene Kemal Kılıçdaroğlu olsan birazcık moralim bozulurdu. Ya da takmazdın ya boş ver koltukta oturuyoruz nasıl olsa. Semih Şahin soruyor Abdullah Gül aday olacak mı?
%100 istiyor da onu isteyen var mı yoksa? Oradan şey yapıyor ya, yani ara sıra kafasını uzatıyor. Ben de buradayım bak, merhaba diyor. Cüneyt Bey, İstanbul'da kaldırım meselesini dile getirin. Engelli vatandaşlara Allah kolaylık versin. Engelsizlere de kolaylık versin. Ülkede hiçbir şeyin standardı olmayınca kaldırımın da standardı olmuyor. Yani sadece kaldırım engeller için değil ki, sen de bir yerden bir yere yürüyemiyorsun. Yol bitiyor mesela. Eurovizyon'da para krizi varmış. Karadağ ve Kuzey Makedonya'da bu yıl Liverpool'da düzenlenecek organizasyona gidemiyormuş. Neyse ki bizim böyle parayla pulla pek bir derdimiz yok. Bizim derdimiz daha çok ahlakla. LGBT bireyleri ahlakımızı bozuyor diye gidemiyoruz yani. Ya bırakın biraz eğlenelim ya. Ne olacak, gidelim biraz gülelim, eğlenelim. Demiştim ya, BBC'nin de rahmetli bir tane sunucusu vardı. Ben en son yıllarda ondan izliyordum. O kadar komikti ki adam. Bütün bu sirk gibi bir yer zaten. Yani çok da ciddiye alınıp, abi ben gittim revizyonu kazandım, ne kadar da büyük başarılı olacağım bir şey değil. Çok eğlendik, güldük diyeceğiniz bir yer. Bunu bile çok görüyorlar bize. Aman abi, bireyler LGBT olabilir. Televizyonun karşısındaki çocuklar. Ahmet Avşar diyor ki, Cüneyt yazını hiç okumuyorsun, işine gelmiyor değil mi? Ne yazmış bu Ahmet Bey ya? Niye okumayayım? Çok, o kadar hızlı geçiyor ki chat. Oku, yakalarsam okuyorum. Yoksa bir yandan dosyaya bakıyorum, bir yandan chat'e bakıyorum. O yüzden okumuyorum. Yoksa bir sansür mansür yok yani. Hani. Adamın peki Japonya'da bir ayıyla karşılaşmış. Japonya'da dağcı tekme tokat dövmüş ayıyı. Tepki vermiş can havliyle. Var mı fotoğrafı? Böyle bir haber var. Bir de fotoğraf çekmiş, öyle mi? Ya işte bunlar çok tehlikeli. Biz de New York'ta böyle bir yürüyüş yapmıştık. Parka girerken ayılara karşı ne yapacağınızı söylüyorlar. Ağaca tırmanma efendim, şey yapma. Bağırarak dolaş ki korksun. Geçen gün de bir tane cougar, nedir cougar? Puma. Bir puma Kaliforniya'da 10 yaşında bir çocuğun yüzünü parçalamış. Onun haberini okudum. Algıda seçicilik. Sosyete düğününde ressam modası diye Bülent Cankurt sabahtan bir haber yapmış Sabah gazetesinde. Bir çift evleniyor ve de sanat tutkunu bir çift düğünde sahneye fotoğrafçı yerine ressam çıkartıyor. Ve de beyefendi de resmini yapıyor. Resimlerini yapıyor. İlginç olmuş. Van Gogh mu gelmiş acaba düğüne? Öyle bir hava var. Bu düğün konsepti de acayip bir şey değil mi? Allah kolaylık versin yani. Düğün dediğin evlenmekten daha zor olan şey düğün. Düğüne gidiyorsun abi. Düğün konseptimiz ne olacak? Gelinlik ne olacak? Kimler gelecek? Nerede oturacak? Kim çıkacak? Yani sınıfsal da bir şey değil yani. Türkiye'de düğün dediğin, ister fakir ol ister zengin, her düğünde aynı kargaşa ve aynı kaygılar var. Düğün stresi diye bir şey var insanlarda. Abi, düğün mü yapıyoruz?